Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Risale-i Nur okumalarımıza Sözler Risalesi'nden, Sözler Risalesi'nin 13. sözünden devam ediyoruz. Elhamdülillah. 13. sözde daha baştayız. Hiç giriş yapmadık. Bugün Bismillah'ımız olacak. 12. sözü tefekkür etmiştik geçtiğimiz haftalarda. 12. sözün 13. sözle yoğun bir ilgisi olduğundan bahsetmiştik. Zaten bu metni konuşurken de onu fark edeceksiniz. O zaman Bismillah diyelim, başlayalım. Kendi kafamdan şöyle bir tayinde bulundum. 202. sayfanın söz basımı mizampajına göre tabi. Sayfa 6 sözcüklü bu külliyata göre. 202. sayfanın bir yerine kadar okuyacağım. Bugün sadece bu kısmı konuşmaya, tefekkür etmeye gayret edeceğiz. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan. Biz de inayetini ondan diliyoruz. Elbette burada ne konuşursak, hakikat babında bize ne açılırsa Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremidir. 13. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifâ'u ve rahmetun lil müminin. Bu ayet İsra suresinin 82. ayeti. İsra suresinin 82. ayeti. Kısa bir meali şu şekilde. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Bir ayet daha var. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbagı ile. Bu da Yasin suresinin 69. ayeti. Yasin suresinin 69. ayeti. Bunun da kısa meali şu şekilde. Biz peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Bu ayetler neden buraya geldi? Neden 13. sözün başında? Onu da tefekkür edeceğiz inşallah. Önce okuyacağımız kısmı, okumaya niyetlendiğimiz kısmı bir bitirelim. Kur'an Hakim ile felsefe ulumunun mahsulü hikmetlerini, dersi ibretlerini, derece-i ilimlerini muvazene etmek istersen, şu gelecek sözlere dikkat et. Bakınız daha girişinden belli oldu 12. söze benzerliği. Çünkü 12. sözün başı nasıldı? Onu tekrar bir hatırlayalım. Güzel bir hatırlama olacak. 12. sözün başında deniyordu ki, Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi, hem hikmet-i Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır diye başlıyordu. Bakınız ne kadar paralel, ne kadar benzer. Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsulü hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i ilimlerini muvazene etmek istersen, şu gelecek sözlere dikkat et. Aynı muvazene burada da var. Ne demiştik 12. sözün başında hep? Orada kastedilen dünyacı bilgi, dünya bilgisi, dünya ile sınırlı olan bilgi. Ve bunun metodolojisi ve bunun tesirleri ve bunun inşa ettiği insan ve bunun inşa ettiği sosyoloji, toplum ve nesneye bakışları mesela. En başta Bediüzzaman Hazretleri onunla başladı. Bir şeye kendisi için bakmakla, bir şeye ötesi için bakmak, bir şeye maddesi için bakmakla, bir şeye manası için bakmak, bir şeye derinliği olduğunu düşünerek bakmakla, bir şeye sadece yüzeyi için bakmak. Bediüzzaman Hazretleri 12. sözde onu gösterdi.
Sonra devam etti. Nasıl insan inşa ediyor ona baktı. Sonra devam etti. Nasıl bir sosyoloji inşa ediyor ona baktı. Nasıl bir toplum inşa ediyor. İçtimai hayat inşa ediyor ona baktı. Sonra en son ne yaptı? Kur'an'ın kelamullah olarak insan sözünden farkı ne? Üstünlüğü ne? Onu mahiyetine, tabiri caizse ontoloji mi diyorlar şimdi, yanlış kullanmayayım o kelimeyi. Yani Cenab-ı Hakk'ın vahyi olarak Kur'an niye üstün? Çünkü her şeyi bilenin kelamı, her şeyi takdir edenin kelamı, her şeye gücü yetenin kelamı nasıl bir yerden konuşuluyor? Normal bizim kalbimize gelen ilhamlar gibi değil. Bakın burada şiir bahsi de geldi. Şimdi o da mesela yine bu 12. sözün sonuyla çok ilgili. Ya bizim kalbimize de bir şeyler geliyor ama bu Kur'an'ın şeyiyle hiç ilgisi yok. Yani şöyle diyeyim. Bize gelen, bize özel bir bilgi ve bizimle çok hatarlanan bir bilgi. Bizim aynamızın kiriyle çok bulanan, çok sınırlanan bir bilgi. Bizim aynamızın çatlakları, bizim günahlarımız, cehaletimiz veya olabilir ya hani yanlış bildiklerimiz bizim kalbimize gelen ilhamı da zedeliyor. Zaten ilham has bir konuşma. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve bütün peygamberler aleyhisselam gelen vahiy, bütün alem adına, alemler Rabbi tarafından indirilen bir bilgi. Ne aynada kusur var, ne de indirilen bilginin umuma konuşmakla ilgili bir sorunu var. Umum hakkında bir hüküm olmakla ilgili bir sorunu var. Herkes için geçerli bilgi. Sadece bizde has bilgi değil. 12. sözün son kısmı ile ilgili iki ders yapmıştık. Oraya bakarsanız zaten, onları izlerseniz zaten, geçtiğimiz iki dersi, ne olduğunu anlarsınız. Bakın burada da geldik yine, estağfirullah, ve ma allemnehu şi're ve ma yenbagile. Bak, Kur'an kendisini şiir olmamaklığını zikrederek bir nevi met ediyor. Bir nevi makamını yükseltiyor kendisinin. Ama burada şiire de bir tezif var. Ne açıdan var? Beşer düşünüşü, beşer ilhamı oluşu itibariyle bir tezif var. Kur'an öyle değil. Kur'an kendisini bundan ayırıyor. Vahyin mahiyeti itibariyle zaten bu ayrıma ihtiyacımız var. Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsulü hikmetlerini, dersi ibretlerini, derece-i ilimlerini muvazene etmek istersen, şu gelecek sözlere dikkat et. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat namıyla yad olunan, harikulade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, o hakaik-i acibeyi zişura açıp, nazar-ı ibretlerini celbedip, ukule tükenmez bir hazine-i ulum açar. Felsefe hikmeti ise, bütün harikulade olan mucizat-ı kudreti adet perdesi içinde saklayıp, cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizam-ı hilkatten huruc eden ve kemal-i fıtrattan sükut eden nadir fertleri nazarı dikkate arz eder. Onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. Mesela en cami bir mucize-i kudret olan insanın hilkatini adi deyip lakaytlıkla bakar. Her zaman oluyor şey, böyle şeyler. Fakat insanın kemal-i hilkatinden huruç etmiş, üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istigrapla nazar-ı ibrete teşhir eder. Mesela en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybda muntazam iaşelerini adi görüp küfran perdesini üstüne çeker. Fakat İntizamdan şüzuz etmiş, kabilesinden cüda olmuş. Yalnız olarak gurbete düşmüş. Denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle
bütün hazır balıkçıları ağlatmak ister. Haşiye, Amerika'da aynen bu vaka olmuştur. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifeti ilahiye cihetiyle servet ve gınası ve felsefenin ilim ve ibret ve marifeti sani cihetindeki fakr ve iflasını gör, ibret al. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak, yüksek hakikatlere cami olduğundan şiirin hayalatından müstanidir. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesindeki kemal-i nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur. Manzum ne demek? Hani şiir gibi. Şiir tarzında olmaması Kur'an'ın neden? Ayetlerinin her bir necmi vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeynlerinde mevcut münasebeti maneviyeye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her biri zil ecniha olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunuyor ve tazammun ediyor. Ben bu paragrafı çok severim. Aşık olduğum metinlerden birisidir Risale-i Nur'da. Ayrıca aşık olduğum, zaten Risale-i Nur'un tamamına aşığım da, buraya ayrıca aşığım. Bunu ben TV111'de başka bir içerikle diyelim, tek başına bir sunum olarak yapmıştım. İsmi neydi ya? İsmini de hatırlayamadım şimdi doğrusu. Nasıl bir başlıkta sunduğumu hatırlayamadım ama TV111'de Ahmet Haydi yaratsanız belki çıkar. Elfi programları içinde ayakta yaptığım bir sunumdu. Bu paragrafın üzerine bir şey anlatmıştım. Mazi kalbimde yaradır. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her biri zil ecniha olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunuyor ve tazammun ediyor. Evet, nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten ademi intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasında birer birer her bir yıldıza mevcudat beynindeki nispet-i hafiyeye işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir yıldız, necmi ayet gibi, umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemali intizamı gör. İşte kilit cümlelerden birisi arkadaşlar. Bu cümle anlaşılırsa bayağı bir şey anlaşılır bu metinde. İntizamsızlık içinde kemali intizamı gör, ibret al. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَنَنْ bir sırrını bil. Ne demek وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ? Okuduğumuz ayetti. Yani biz peygambere şiir öğretmedik. Yasin suresinin 69. ayetinden. Pekala devam etmeyelim. Burada başka ayetleri örnek veriyor Bediüzzaman Hazretleri. Onları da ilerideki derslerimize bırakalım. Geriye dönelim şimdi. Baştan itibaren, ayetten itibaren 13. sözü anlamaya gayret edelim. İlk ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahmetun lil müminin. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. İsra suresi 82. ayet demiştik bunu. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Şimdi Kur'an'ı kendisini böyle tanıtmakla bize ne söylemiş oldu? Allahu alem devamındaki işte biz peygambere şiir öğretmedik bu ona yakışmaz da manasıyla birlikte düşününce
Kur'an kendisinin yani zevk için, edebi keyif için, şöyle bir hislenmek için en böyle suri duygularla, yüzeysel hislerle böyle bir yaşanmışlık, bir tecrübe, bir böyle ne diyelim sarhoşluk için nakledilmiş bir bilgi çeşidi olmadığının altını çiziyor arkadaşlar. Şiir nedir? Şiir, bizde o yüksek edebi zevk yok ama insanların böyle keyiflenmek için bazen, bazen hislenmek için, bazen işte ne diyelim insanın yüksekliğini anlamak için bile meşgul olduğu bir şeydir şiir. Şarkı sözü olur bazen, o formada girer, bazen başka formalar, işte ağıt formuna girer, işte ne bileyim. Yani her şekilde misyonu insanın duygularını heyecana getirmektir şiirin. O sayede, o meşguliyetle insan kendisini gaflete atıyor da olabilir, bir şeye uyandırmaya çalışıyor da olabilir veya ne diyelim, bir şeyi hıfz etmeye çalışıyor da olabilir şiir yazarak. Yani insan bu dünya bilgisini değerli kılmanın ya da bu dünya bilgisini saklamanın en sanatlı yolunu şiirde bulmuş. Destanları şiir şeklinde yazmış. İşte ağıtları şiir yapmış. Şarkıları şiir şeklinde, yine sözlerine baktığınız zaman bir ahenkleri var. Şiiri insan o dünya bilgisini saklamanın ve aktarmanın en sanatlı yolu olarak seçmiş. Fakat bu dünya bilgisi belki şiirler içinde yine tabii vahiyden ilham aldığı ölçüde, vahiyle, onunla gelen bilgiyle, hisseder olduğu ölçüde hakikat bildirenleri vardır Müslüman şiirlerinde, ama Müslüman şiirlerini öyle vahiyle, İslam'la, şunla bunla bulanmış olanlar ayıklayalım. Öyle mesajlara sahip olanları ayıklayalım. Çünkü onların da o bilgisi yine vahiyden geliyor ya da sünnetten geliyor. Onları ayıralım. Ondan sonraki şiirler boş meşgaledir aslında. Adam işte kendi yiğit, mesela şey vardı, ben bir ara bir kitap okumuştum. Bu yedi askı şiirlerini anlatıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiyle gelene kadar biliyorsunuz Kabe'nin duvarında yedi tane şey olurdu şiir. Arap edebiyatının en zirve eserleri Kabe duvarında asılı olurdu. Efendimiz vahiyle geldikten sonra onlara kıymetten düştü. Hatta Lebit, onun da şiirlerinden birisi oradaydı. Kızı kendisi indirdi oradan. Vahiye karşı bunun kıymeti kalmadı diye. Vahiy o kadar sanatlı ki, o kadar yüksek ki icazı veya işte başka fesaheti vesaire, belagatın bütün dallarında o kadar yüksek ki o şiirleri gözden düşürdü. Ben o şiirleri okumuştum. Onun üzerine yapılmış bir kitap okumuştum. Yedi Askı mıydı kitabın ismi de, tam hatırlayamadım. Ya bakıyorsun işte atım şöyledir, işte sevdiğim kız böyledir, işte şöyle kızı çalmaya çalıştım, böyle işte üstüme düşman geldi falan. Yani içerik hep bu. Ya içerikle baktığın zaman Kur'an kendine şifa ve rahmet demek de çok 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 haklı. Çünkü Kur'an'ın içeriği insana zıplatıyor. Yani bütün yaralarımızdan bahsediyor Kur'an. İnsanı insan yapan bütün şeylerden bahsediyor. Bu böyle oturup film izlemek gibi değil. İşte eğlenceli bir film izledim değil. Kur'an okuduğun zaman içindeki bütün yaralar uyanıyor ve o yaralar şifa buluyor. Ayrıca kainatın anlamına dair o sorularımız var ya bizim içimizde. Biz niye buradayız? Kainat niye var? Bu gibi şeyler de Kur'an'la devasını buluyor. O yüzden Kur'an diyor ki ben onlar gibi değilim. Bak. Müminler için bir şifa ve rahmet olan şey. Yani bu bilgi ona inananı, mümini tabii ki de, o bilgiye hazır olanı, o bilginin kendisinde yapacağı işi kabul edeni değiştiriyor. Olduğu şeyden başka bir şeye dönüştürüyor. Onun yaralarına şifa oluyor ve rahmet. Rahmet ne demek? Yani ne diyelim? İhtiyaçlarını karşılıyor, güçsüzlüğünü gideriyor, daha nice rızka muhtaçsa onu da sağlıyor. Manevi rızkı da var insanın. Yani bilgi alma açısından da mesela rızka ihtiyacımız var. Onu da doyuruyor.
Kur'an'da bize hem şifa var hem rahmet var. Şifa, yaralarımızı fark etmemizle ilgili. Rahmet, ondan sonraki süreç, yani sen yaranı fark etmesen de o işini yapıyor. Rahmet daha geniş bir daire. Tekrar mesela mealden gidelim. Biz Kur'an'dan müminler için, yani iman edenlere ancak tesir edebilir. İman etmekte de şöyle bir şey var arkadaşlar. İman eden insan ya da en azından böyle bir arayış içinde olan, iman etme arayışı içinde olan, daha çok Müslümanlaşma arayışı içinde olan, bir açlığı olan, bu yönde manevi olarak uyanık olan insan bedel ödemeye hazır insandır. Bilgi bedel ödemeye hazır olan insanda tesir eder. Söz gelimi ben bu örneği çok veriyorum. Sokakta eski bir arkadaşımı böyle gözüm hafif tanır gibi oldu. Ama ne düşündüm kafamda, dedim ki ya şimdi kim selamlaşacak, bu beni yolda tutar, konuşuruz falan filan, meşgul eder. Bu bedeli ödemek istemedim. Ne olur o zaman onu ıskalarım, görmem. Yani onunla o şeyin, muhataplığın yanımdan geçip gider. O muhataplığı yaşamaz, yaşayamaz. Ben hızlı gidiyorum mesela, görmüyorum, tanımıyorum, duymuyorum, gidiyorum yanından. Çünkü bedeli ödemek istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ama mesela istesem ki ya onunla bir konuşalım, bir sohbet edelim. Bedeller var işte, zaman gidecek veya işte onun bedeli olarak belki telefonlarımızı alacağız, daha sonra da muhatap olacağız falan filan. Bu bedeli gerçekten ödemek istiyorsam onu görürüm. O bana tesir eder, ben de ona tesir ederim. Cenab-ı Hak Kur'an'da buyuruyor, yani her yere ayet. Ama siz yanından fark etmeden geçiyorsunuz. Her yere ayet. Tesbih ediyor Cenab-ı Hakk'ı. Hamd ediyor ama siz onları işitmiyorsunuz diyor çünkü. Fark etmiyorsunuz, anlamıyorsunuz. Çünkü işte bu anlamama, bilmeme, fark etmeme mevzusu bedel ödemekle ilgili. Biz o bedeli ödemek istemiyoruz. Dikkat edin, zaten inkarın altında genellikle fısk var. Küfrünü terk etmeyende de var. Müslüman olup fasık yaşayan veya hepten irtidat eden, dinden çıkanlarda da bakın bu var. Bediüzzaman Hazretleri 2. Lemad'da bunu çok isabetle tayin ediyor. Bu bütün batıl şeylerin dibindeki şey hedonizm. Adam alışmış mesela bir günaha, içki günahı mesela, alkolik adam. Ya onun günah olduğunu kabul etmesi lazım ve terk etmeye bakması lazım. Ama onu istemiyor, onunla meşgul olmayı. Diyor ki içinden, ya böyle bir şey haram olur mu ya? Zaten ondan sonra teviller geliyor. Zaten Kur'an'da sadece şarap için haram denmiş. Diğerlerine haram denmemiş. İşte Kur'an Müslümanları var ya şimdi. Onlar böyle yollara giriyorlar. Niye giriyorlar? Terk edemedikleri şeyler var. %99.9 arkadaşlar. Ben içimde bundan eminim. Hepsinin hayatında terk edemedikleri günahlar var. Hatta günah olduğunu kabullenmek istemiyorlar artık. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız sırrı var ya. Artık yaşadıkları gibi inanma durumuna geçmişler. O zaman ne yapacaklar? Tevil lazım. Gidiyor Kur'an ayetine. Aa bak, Kur'an'da geçmiyor. Geçmiyor, sünnette var. Aa sünnet zaten, hadisler falan filan işte, bilmem ne kadar zaman sonra kaydedilmiş falan. Öyle değil zaten onlar da. Onları da zaten o yolun taşı olarak döşüyor. Asıl mevzu bedel. Mümin, burada iman eden diye çevrilmiş ama onu da katalım biz. Bedel ödemeye hazırdır. O bilgi onda ne yapacak, ona hazırdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe gelmiş. Demiş hani nedir? Ne emrediyorsun? İşte 5 vakit namaz. Bak demiş, bunu kılarım, üstüne daha bir şey yapmam. Veya işte oruç, Ramazan bir ay. Onu yaparım, üstüne bir şey yapmam. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekatı anlatıyor. Onu yaparım tamam ama üstüne bir şey yapmam gibi. Ama yaparım diyor bak. Bedel ödeme şeyiyle gelmiş. Efendimiz diyor eğer dediklerini yaparsa işte cennetlik birisi. Neden? Bedeli ödemek lazım. Bilginin bizde tesir etmesi için bedel ödemeye hazır olmak lazım. Ben şimdi Risale-i Nur'u açıyorum. Eğer bunun bende yapacağı tesir ve ona karşılık ödeyeceğim bedel bu nedir? Namazın üstüne namaz mı kılmaktır? Daha fazla namaz mı kılmaktır? Veya daha fazla İmanla, ibadetle
meşgul olmak mıdır? Tefekkürle meşgul olmak mıdır? Ben bu bedele hazır değilsem bu metin bana tesir etmez. Çünkü bedelini ödemek istemiyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin muhakematta bir ifadesi var. Tam aklıma gelmedi. Nazlanan ve istiğna gösteren nazenin hakikatlerin mi diyor? Mihirleri dikkattir. Yani dikkat etmemesi lazım. İnsanın zaman ayırması lazım en azından. Onu bile ödemek istemiyorsa elbette metinlerde, hakikatlerde onlarda tesir etmiyor. Müminin için böyle bir şey açtık. Ve Kur'an'da şifa olduğunu bak zikrediyor ilk başta. Bu şifa nedir? Yaranın karşılığıdır. Mümin o zaman şunu da diyebiliriz. Mümin yaralarını kabul eden insandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında ilk halkalanan hale, sahabe halkaları, ondan sonraki Müslümanlar diyebiliriz ki bu insanlar yaralarını kabul ettikleri için Müslüman oldular. Eğer kibirli olsalardı iman etmeyeceklerdi ki gördük kibirliler iman etmediler. Ebu Cehiller cahiliye döneminde ismi hikmetin babası bile olsa Ebul Hikem bile olsa iman etmedi. Kimin kibiri çok, kim ben kendime yeterim diyor, kim ihtiyacım yok diyor, ona hidayet az tesir ediyor. Rahmetin tesir etmesi için insanın kendisini eksik bulması lazım. Tamamlanmak gerektiğini bilmesi lazım. Eğer kendini tamam görüyorsa rahmet tecellisi onun üzerinde az oluyor. İşte şifa ve yara ilişkisi ve rahmet de burada geçiyor zaten. Kendisine haber veriyor. Kur'an müminlere rahmettir. Ama bilseler kafirlere de rahmettir. Yani hidayete ermeseler bile Kur'an'ın dünyaya getirdiği anlam ve o anlamın ürettiği marifet bugün batının bile köklerine gittiğinizde etkisi var. Hristiyanlığa bile etkisi olmuş yani ondaki bile çok şeyi düzeltmiş. Protestanlığın gelişim sürecine baktığınız zaman evet tabii kapitalist dünyevileşme de onda etkili ama bir açıdan da adamlar sorguluyorlar bak İslam'da şöyle bizde niye böyle? Kıyas ölçüsü olmuş. Gibi gibi daha pek çok şey İslam'ın faydası olmuş dünyaya. Dünyayı bir üst seviyeye çıkarmış. Bugün insanoğlunun medeniyet dediği şeyin hasenat kısmı yine bakıyoruz Kur'an'dan, sünnetten geliyor yani. Bize bakarak, bizden görerek, bizden alarak, bizdeki faydalarını müşahede ederek insanlar onları sahiplenmişler, kendi medeniyetlerine götürmüş, katmışlar. Biz de unutmuşuz onları, onlar da eksilmişiz. Cenab-ı Hak rüştümüzü bize ilham etsin. Şimdi altta da biz peygambere şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz da deniyor. İşte şiirden kastın yine o şey olduğuna dikkat etmek lazım. O dünyacı bilgi, derinliği olmayan, ahiret derinliği olmayan, gayb derinliği olmayan mümin, gayba iman eder, Bakara suresinin başında geçiyor. O takva sahipleri ki gayba iman ederler diye geçiyor. Onlar ki gayba iman ederler. Çünkü o bir derinlik. Gayba iman ettiğiniz zaman eşya sadece buradan ibaret değil. Arkası da var. Derinliği de var. Belki çok fazla derinlikleri var. Bilmediğimiz kaç boyutta derinlikleri var. Esma-ül Hüsna'nın boyutları sayısınca derinlikleri oluyor. Böyle bir zenginlik kazanıyor. Bilgi ya da bilgi üretilecek alan zenginleşiyor. Alan çoğalıyor. Burada devamında da o gelecek zaten. Burada diyecek ya işte onlar sıra dışı olana hayret ederler. Biz sıradan dedikleri tırnak içinde onu da harika görüyoruz. Bak, bilgi üretim alanına kadar genişledi. Biz peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Neden yakışmaz? Çünkü şiir arzi bir üretimdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam semavi bir dille konuşuyor. Elbette semavi bir dille konuşana arzi üretimin eseri yakıştırılmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları kendinden haşa uydurmuyor. Ya da işte benim içime de böyle geldi demiyor. Bunlar Cenab-ı Hak tarafından ona bildiriliyor. O da onlara haber veriyor. Devam edelim şimdi. Ayetleri bir parça konuştuk. Önümüzdeki derslerde de yine ayetleri hatırlayıp aklımıza ilave olan yeni bilgiler varsa onları da dahil ederiz 13. söz perspektifimize. Kur'an-ı Hakim yani
nihayetsiz hikmet sahibi Kur'an, hikmetli Kur'an ile felsefe ulumunun, felsefe ilimlerinin ne kastediliyor burada? İşte dünyacı bilgi, dünyadan ibaret olan bilgi, dünyayı dünyada açıklayan, dünyadan ibaret bir bilgiyle açıklayan, dünyacı bir bakışla açıklayan, ötesini işe katmayan bir bilgi üretim tarzı. Veya bir öte dünya düşünüyorsa bile bu öte dünya İslam'ın haber verdiği o vahiden ya da ne diyelim hakikat bilgisinden habersiz bir öte tarifi. Metafiziği kusurlu bir metafizik. Yine o kusurdan kurtulamıyor yani düşüncesi. Sınırlardan kurtulamıyor. Felsefe ulumunun mahsulü hikmetlerini, yani hikmetlerinin mahsulü ne? Oradan nasıl meyveler alınıyor? Nasıl bir ne diyelim üretimde bulunuyorlar? Dersi ibretlerini neyden ibret aldırıyorlar bize? Ne kadar ibret aldırabiliyorlar bize? Ve derece-i ilimlerini, yani hangisinin ilmi daha yüksek? Hangisinin ürettiği ilim daha yüksek bir noktayı hedefliyor veya potansiyele sahip? Bunları düşünelim. Muvazene etmek, karşılaştırmak, ölçmek istersen şu gelecek sözlere dikkat et. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan, beyanı mucize olan Kur'an'ın bütün kainattaki adiyat namıyla yad olunan adiyat, bizde adi biraz aşağılama ifadesidir ama adiyat normalde sıradan demek. Yani hep ola gelen, öyle ola gelmesine alıştığımız şeyler. Bütün kainattaki adiyat namıyla yad olunan harikulade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp bak. Kur'an-ı Kerim'in bizde değiştirdiği temel bir şey. Bediüzzaman Hazretleri bunu İşaretül İcaz'da da söylüyor. Orada mesela biraz daha üstünde duruyor. Kur'an bizim sıradan saydığımız şeyler, arkamızda bıraktığımızı düşündüğümüz şeyler, bunların üzerinde düşünmeye gerek yok. Bunlar hep ola geliyor diye baktığımız şeyler, işte ülfet peyda ettiğimiz, ya bu hep böyle. Güneş her zaman doğuyor, ya her sabah doğuyor, düşünmeye gerek yok, bunlar böyle. Adet ve ülfet işte, adet haline gelmiş, ülfet de bizdeki karşılığı bunun. Adet eşyadaki okunuşu, ülfet bizdeki karşılığı. Biz de sıradanlaştırıyoruz, tamam ya hep böyle. Hep böyle ola geliyor. Bunun hani, nasıl diyeyim, balık, hani derler ya, balık suyun içindedir, suyun farkında değildir. Niye? Hep onunla dolu zaten. Biz de mesela atmosfer havadayız ama havanın her zaman farkına varmıyoruz. Ne oluyor? İşte sert bir rüzgar estiği zaman hava varmış. Geçenlerde mesela fırtına olduğunda dışarı çıkmıştım. Arkama almıştım rüzgarı. Şimdi kuvvetli bir esti. Resmen bir iki adım attım böyle o rüzgarın gücüyle. Ben de o kadar hafif bir insan değilim yani. Neredeyse 100 kiloyum. Beni böyle ileri itti. Bak hava varmış dedim. Tesirini o zaman hissettim. Ama onun dışında bütün gün boyunca bana hava varmış gibi geliyor mu? Gelmiyor. Neden? Çünkü onu sıradanlaştırmışım. Ona dikkatli değilim. Onu arkama atıyorum. Niye? Benim kabım küçük. Ben insanım. Kabım küçük. Sınırlıyım. Bazı şeyleri arkamda bırakmadan yeni şeylere konsantre olamıyorum. Ve bu benim kusurum nedeniyle kainatta harikulade olan birçok şey arkada kalıyor. Üstüne düşünülmüyor hakkıyla. Ne olduğuna dikkat edilmiyor hakkıyla. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan, Cenab-ı Hakk'ın bu yönde insana birçok uyarısıyla dolu. Mülhitler, münafıklar derler mesela, Cenab-ı Hak niye sivrisinekten örnek veriyor ki Kur'an'da da bunu söylüyor. Yani onlar kafirler böyle örnek derler diyor mesela. Ya Cenab-ı Hak niye sivrisinek, yani çok aşağılayıcı bir şey, bunda niye örnek veriyor tırnak içinde. Veya işte deveye bakmazlar mı diyor Kur'an'da. Ya deve ya, deve ya, deveyle deve örnek veriliyormuş. Kuantum fiziğinden bahsetse ya Allah, işte Andromeda galaksisinden bilmem nerede kara delik var falan, onlardan bahsetse. Veya daha sükseli mevzular, bize öyle geliyor ya, sükseli tırnak içinde. Böyle şeylerden niye bahsetmiyor Cenab-ı Hak? Böyle deve, keçi, koyun,
arı, karınca falan. Niye böyle adi şeyler? Ama zaten senin problemin orada işte. Sen sana bahşedilen şeyleri, nimetleri sıradanlaştırmışsın. Onlara ülfet perdesi çekmişsin. Sana hep ola gelen, hep ola gelen şey, hani dikkat edilmesi gerekmeyen bir şey gibi oluyor senin için. Ve bu yüzden dünyayı algılama şeklin arızalanıyor. Yani onları sıradan gördüğün için arkada bırakıyorsun. Bu da senin dünyada bilgi üretebileceğin alanı kısıtlıyor. Sen sanıyorsun ki bilgi üretmek için hep sıra dışını bulmak lazım. Hep sıra dışı olana yönelmek lazım. Hep böyle adiyata uymayan şeylere bakmak lazım gibi düşünüyorsun. Bilgi üretim alanı kainat böyleyken, sonsuzken neredeyse, sonsuz değildir ama neredeyse bizim bilincimize, sınırlılığımıza göre sonsuz gibi gözüküyor. Oradayken sen daralttın daralttın, sıra dışılara falan diye indirdin. Bak bu kadar kaldı bilgi alanı. Çiçeğe baksan, arıya baksan, şuna baksan hepsinden bir şey çıkacaktı ki günümüz bilimi artık buna yavaş yavaş uyanıyor. Artık her şey bilimin konusu olmaya başladı. Hava, normal hava ama yine bilimin konusu. Bilimdeki bu açılış da Kur'an'ın nimetidir. Yani bilimsel olana bakış değişti modern çağda. Sıra dışı olana değil şimdi mesela her şeye. İşte kunduzlar şöyle falan şey yapıyor. Kunduzlar her zaman öyle yapıyor ama adam onu artık araştırıyor. Niye öyle yapıyorlar? Niye işte ne hikmet var bunda? Üstüne düşüyor. Bu da Kur'an'ın getirdiği bir zenginlik. Çünkü sıradan olanın sıra dışı olduğunu, sıradan sandığımızın sıra dışı olduğunu, her şeyin birer mucize olduğunu bize Kur'an öğretti. Kur'an'ın mucizül beyanın bütün kainattaki adiyat namıyla yad olunan harikulade, yani üstün, harika, birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, o hakaika acibeyi zişura açıp, yani onlara dikkat etmemizi sağladı. Onlarda bir şeyler olduğuna uyandırdı bizi Kur'an. Nazarı ibretlerini celbedip, ukule tükenmez bir hazineyi ulum açar. Artık düşünebildiğin kadar düşün. Yani yonca hakkında düşünebilirsin, hepsi hakkında düşünebilirsin, her bir tanesi hakkında düşünebilirsin. İlla dört yapraklı yoncayı bulmana gerek yok. Veya bunun gibi başka şeyler. İnsan hakkında her zaman düşünebilirsin, en ince detayına kadar, bebekliğinden, hatta anne karnındaki varlığa çıkışından, ondan sonraki bütün aşamalar, ölümüne kadar düşünebilirsin. İlla iki kafalı bir insan bulmana gerek yok. İlla bilmem boyu, sıra dışı ne kadar atalım 3 metre boyunda bir insan bulmana gerek yok. Fiziksel bir farklılığı olan bir insan bulmana gerek yok. Bizzat insanın kendisi mucize ve onun hep o tekrarlar içinde vücuda gelmesi bir mucize. Yani düşünün ben 3 tane zar atsam 6 gelse huylanırsınız. Ya bu nasıl 3 tane zarı birden 6 getirdi, zar mı tuttu falan, kumarbaz mı bu çocuk? Aklınıza gelir. Bir de atıyorum hep öyle geliyor. 1, 2, 3, 4, 5 dersin tamam ya bunda kesin bir hile var. Yani bu olamaz böyle. İşte düşünün kainatta ne kadar insan doğuyor. Eğer tesadüf diye düşünürseniz haşa değil ya. Düşünün atılan zarların hepsi ne kadar zar atılıyor insan dünyaya gelirken. Hep 6 geliyor. Ne kadar insan var? 6 milyar insan var. Hep 6 geliyor ya. Yani bu çok sıra dışı bir şey aslında. Bu nasıl böyle oluyor? Bunu düşünmek lazım. İşte Kur'an bize bu bilgi alanını açıyor. Ukule, akıllara tükenmez bir hazineyi ulum açar. İlim hazinesi açar. Felsefe hikmeti ise bütün harikulade olan mucizat kudreti adet perdesi içinde saklayıp onları saklıyor. Adet bunlar hep öyle oluyor zaten. Bunları çok düşünmeye gerek yok. Saklayıp cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizam-ı hilkatten, yaratılışın düzeninden, intizam-ı hilkat o demek, yaratılışın düzeninden huruç eden, haricine çıkan, kopan ve kemal-i fıtrattan,
yani o yaratılış, fıtrat, onun kemalinden, mükemmelliğinden sükut eden nadir fertleri nazarı dikkate arz eder, onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. Bakınız arkadaşlar, bugün de mesela Cenab-ı Hak ölenlere rahmet eylesin, hala sağ olanları enkaz altında kurtarılmayı bekleyenleri bir an evvel kurtarsın inşallah. Orada çalışan, emek veren insanlara da yardım etsin, muvaffak etsin. Başta ulul emrimiz olmak üzere onların altında çalışanları hepsini inşallah gayretlerinden muvaffak etsin. İnşallah tez zamanda bu deprem yarası da sarılır. Ölenleri şehit olmuştur inşallah. Malları, mülkleri yıkılan, kaybolan sadaka olmuştur inşallah. Cenab-ı Hak ne diyelim bize tekrar böyle bir musibet yaşatmasın. Ama bakınız o deprem bile, onu tefekkür ederken bile fay hattıdır, şudur budur, hep böyle oluyor şalan filan. Ya ama burada bir kastı mahsus var. Cenab-ı Hak bunu boşuna vermedi bize. Veya ola geliyor da hep öyle. Ama o ola gelende de ne mucizeler var. Bunları düşünmek lazım yani. Kainatta olan hiçbir şey mesajsız değil, hiçbirisi boş kağıt değil, hiçbirisi boş kutu değil bize gönderilen. Mektubat-ı Semedaniye diyor Bediüzzaman Hazretleri, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın bize gönderdiği mektuplar her şey. Her şey. Doğan güneş, esen rüzgar, yağan yağmur, bir sineğin uçuşu, bir bal arısının çiçek üstündeki çalışması, çiçeğin kendisi. Hepsi bize mesaj. Hepsi yazılmış mektup. Deprem ki çok büyük bir ayet. Çok celali bir ayet. Cenab-ı Hak tekrar yaşatmasın. Oradakilere sabrı cemil versin. Ama bak işte bunu nasıl biz sadece fay hattıdır, carttır, cuttur, tabii hadisedir diye görebiliriz. Elbette Cenab-ı Hak küçük harflerle bu kadar şeyi anlatan Cenab-ı Hak elbette bu büyük harflerle daha büyük bir şey anlatıyor bize. O celal içinde kim bilir ne cemal tecellileri var. Dikkat etmemizi istiyor bunu. Buna. Düşünmek lazım. Bakın bugün de bu iş böyle. Harikuladelikten düşen ve intizami hılkatten huruc eden ve kemali fıtrattan sükut eden düşen nadir fertleri nazar dikkate arz eder. Onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. Hep öyle ola gelenlere dikkati ölmüştür. Ne anlamda ölmüştür? Arkasını düşünmek anlamında ölmüştür. Yani sanki Cenab-ı Hakk'ın insanla konuşması için ne yapması lazım? Gökyüzünü yarıp böyle birden şu aşağı yıldırımlar inip hiç yaşamadığımız şekillerde bir şeyler olması lazım. Ancak Cenab-ı Hak bizimle böyle konuşurmuş gibi düşünüyorlar. Değil, aslında her bir şeyden, senin sıradan sandığın her bir şey üzerinden Cenab-ı Hak seninle konuşuyor. İlla bir sıra dışılık yaratmasına gerek yok. Hani meşhur fıkra vardır. Bir tane papaz sel olmuş, papaz kilisenin çatısına çıkmış. İşte önce yardım ekipleri tekneyle gelmişler almaya. Demiş işte Tanrı bana yardım eder, göndermiş onları. Ondan sonra işte atıyorum helikopterle gelmişler. Tanrı bana yardım eder, gidin demiş, onları da göndermiş. İşte en son işte ölmüş, sel iyice çoğalmış, ölmüş. Öldükten sonra İşte bakmış ki artık öteki tarafta Tanrım demiş işte ben senden yardım bekliyordum bilmem ne. Bana geldiler almak için, ben dedim Tanrım bana yardım eder falan. Güya işte ona bir ses gelmiş o gaybtan, demiş ki sana tekne gönderdim binmedin. Sana helikopter gönderdim binmedin, ben ne yapayım gibisinden bir şey olmuş. Fıkra bu tabii. Onun gibi oluyor yani. Cenab-ı Hak bize mesajını kaç milyon milyar dilde gönderiyor. Ama biz bekliyoruz ki çok sıra dışı bir şey olsun. Hiç ışınlansın yani. Işınlar bizi skafi olsun böyle. O papaz oradan ışınlanmayı bekliyor belki. Meleklerin kanatlarıyla kendisini almasını bekliyor belki. Öyle olmayacak. Olabilir mi? Allah yaratırsa olur ama zaten her şey mucize. Asıl kırmamız gereken bizim onlara karşı ülfetimiz. Kemal-i fıtrattan sükut eden nadir fertlere nazara dikkate arz eder. Onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. Mesela bir örnek. En cami bir mucize-i kudret olan insanın hilkatini, yaratılışını adi deyip lakaytlıkla bakar. İnsan hep böyle ola geliyor. Evrimin bir şeyi.
O da bir sıradanlaştırma şeyi mesela evrim. Hep öyle ola geliyor. Evrim hep zaten böyle yapar. Hep böyle daha üste çıkarır bizi. İşte şöyle yapar, bu tarafın gelişir, öyle yapar, o tarafın gelişir falan. Bu böyledir yani, kanundur, evrimdir. Bakar. Fakat insanın kemali hilkatinden huruc etmiş. Kemali hilkatten, hep öyle mükemmel şekilde oluş şeklinden huruc etmiş, harice çıkmış. Üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istigrapla, yani bir garip bulmanın velvelesi, çığlığı, velvele-i istigrap burada ne diye verilmiş? Garip karşılayarak bağırma, hayret etme. O nasıl oldu böyle bir şey? Böyle bir hayretle nazarı ibrete teşhir eder. Mesela en latif bir umumi mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybden muntazam iyaşelerini adi görüp küffan perdesinin üstüne çeker. Yani Cenab-ı Hak milyarlarca yavruyu nasıl besliyor? Fakat intizamdan şuzuz etmiş, düzenden çıkmış, şuzuz etmiş, ayrılmış, düzenden ayrılmış, kabilesinden cüda olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iyaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle bütün hazır balıkçıları ağlatmak ister. Ya işte sıra dışı bir olay. Nedir? Mesela atıyorum istakoz veya başka bir deniz böceği. Onun farklı bir iyaşe türü var. Cenab-ı Hak onun rızkını farklı bir şekilde veriyor. Onu görüyor, aa bu nasıl oluyor ya falan diye ona hayret ediyor. Halbuki ya o türün diğer canlılarına bak, onlara nasıl rızık veriyor. Hepsine veriyor Allah. Yalnız ona vermiyor ki. Ama onunki daha önce alışık olmadığı bir şekilde oldu ya, ona şok oluyor sadece. Bak bilgi alanını ne kadar daraltıyor arkadaşlar. Hayret edeceği alanı ne kadar daraltıyor. Biz Müslümanlar elhamdülillah güneşin doğuşu, batışı, gece, gündüz, etrafımızda olan her şey bizim için Allah'ın ayeti. Bir bilgi kaynağı. Bak Allah'ın ayeti demek aynı zamanda bir bilgi kaynağı demek. Bizim çevremizde olan her şey, her oluş, her kün bizim için bir bilgi kaynağı. Cenab-ı Hakk'ı bilmenin bir yolu. Onu gösteren nefesler sayısınca, nefisler sayısınca deliller var. Onlar için hep ola gelen, alışıla gelen, hatta bir zaman hayret edilip sonra o da alışıla gelenler sınıfına kayan şeyler var. Yalnız sıra dışı olmalı ki ondan bir okuma geliştirilsin. Onu da zaten Allah'a vardırmıyorlar da. Ama o sıra dışı olan bir ara onları şok ediyor. Böyle bir onu anlamaya çalışıyorlar. İşte kuantum fiziğine dair okumalar yaptığınızda görürsünüz. Atom altı alemde işte elektron nerede? Elektronun nerede olduğunu tespit etmek, yani yörüngesiyle aynı anda elektronun yerini tespit etmek şey olmuyor, mümkün olmuyor. Her yerdeymiş gibi. Atom altı düzeyde yine böyle çok enteresan işler var. Buna dair çok güzel kitaplar var. Mesela Einstein'dan ötesi Michio Kaku'nun kitabıdır. Çok tavsiye ederim. Güzel bir kitaptır. Yani artık normal bizim bildiğimiz fiziği kıran bir alan, değişik bir alan çıkıyor. Newtoncu fiziği kıran bir alan. Çok hayret ediyorlar ona. Ama ya arkadaş, Newtoncu fiziğin yasaları da aslında hayret edilecek şeyler. Yani onlarda da çok sıra dışı işler var. Niye oraya kaldık sadece? Kalmamalıyız. İşte Kur'an bu yüzden bize sıradan sandığımız, adi sandığımız şeylere örnek veriyor. Yanlış bilgi alanına konsantre olduğumuzu, ondan kurtulmamız gerektiğini bize öğretiyor Kur'an-ı Kerim. Burada da diyor zaten. İnsan mesela yaratılışı, ya mucize, her aşaması mucize. Anne karnında Orhan Özbey'in, abinin bir hayat alfabesi diye şeyi vardı vaktiyle, belgeseli. Yani anne karnında çoğalıyor hücreler. 10 bin hücre olduğu zaman bebeğin hücre sayısı, daha bebek diye bir şey yok, böyle et topu gibi 10 bin hücre. Her bir hücre bir organ olmaya karar veriyor. Karar veriyor diyoruz. O mu karar veriyor? Tabii ki de sahibi olan Allah karar veriyor. Ve birden, hani şöyle de bir şey olmuyor. İkisi birden burun olalım demiyor. İkisi birden burun olursa zaten işte o huru çekmiş fertler ortaya çıkıyor. İkisi birden beyin olayım demiyor. İki tane beyin olmuyor. Veya ikisi birden ağız olayım demiyor.
Hepsi böyle sanki hep oturmuşlar bir mecliste çay içerken karar vermişler gibi. Tamam sen şu ol, ben bu ol, ben o olayım falan. Bu Voltron da vardı ya, ayakları oluşturun, başı oluşturun, gövdeyi oluşturun, kafayı ben oluşturacağım diye böyle robotlar şey yapardı. Söylerlerdi aslan robotlar birleşirken. O 10 bin hücre sanki aralarında bir meclis kurup anlaşmışlar gibi her birisi başka bir şey olmaya karar veriyor. Ve süreçte daha nice nice mucizeler var insanın hilkatinde. Ve bunun sürekli tekrarlanması da ayrı bir mucize. Ama onlara bakmıyor. Aa gördün mü geçenlerde dört kulaklı bir adam vardı. İşte geçenlerde haberlerde gördüm üç gözlü bir adam doğmuş. Geçenlerde bilmem ne yaptım işte burnu şöyle bir adam olmuş. Buna dikkati konsantre olmuş. Bu da onu asıl bilgi alanına körleştiriyor. Bu bir açıdan da şöyle bir körleşme sebebi oluyor. Kusurluya baktığı için İntizamın mükemmelliğini de göremiyor. Ve bakınız bu ateistlerde çok vardır. Ya Allah varsa savaşlar neden var? Savaşın da bir hikmeti var. Sen bir kainata baksan, oradaki hikmetleri görsen, bu da boşta değildir dersin. Ama hep oraya bakıyorsun. O şiddet, o karmaşa, o şeyde de zaten ince hatlı yazılar okuyamıyorsun. Onun üzerinden bütün kainata kötülüğü yayıyorsun. Orada boğulmuşsun. O boğulduğun şeyden kainatı resmediyorsun. Halbuki kainata tam objektif olarak baksan, intizamını, düzenini görsen, ondan sonra savaşlara baksan diyeceksin ki ya bu arayı böyle intizamla yaratan Allah bunu da hikmetsiz yaratmamıştır. Ama tersine bir durum gerçekleşiyor insanlarda. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifeti ilahiye cihetiyle servet ve gınası, Kur'an-ı Kerim'in ilim, hikmet ve marifet-i ilahiye. İlim, hikmet ve marifet-i ilahiye niye ayrıldı burada? Sanki şöyle bir aşama şeyi var. Bilgi amaçlanıyor. Marifet-i ilahiye adresi belli bilgi. Cenab-ı Hakk'ı bilmek, onun marifeti. Hikmet, yani her şeyin bir hikmeti, bir yerli yerindeliği, bir olmazsa olmazlığı olduğunu yavaş yavaş fark ediyorsun. Bir uyanış. İlim, ondan da daha gerisi. Belki done düzeyindeki bir bilgiyi ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'in ilim, hikmet ve marifet-i ilahiye cihetiyle servet ve gınası, yani yüksekliği, zenginliği ve felsefenin ilim ve ibret ve marifet-i sani cihetinde, ilim, ibret ve marifet-i sani cihetindeki fakr ve iflasını gör, ibret al. İşte bu sırdandır ki, burada bakınız hikmete ibretle üstad karşılık verdi. Çünkü marifeti saniye olmadıktan sonra o hikmeti anlamak da zor, ibret almak da zor. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak yüksek hakikatlere cami olduğundan şiirin hayalatından müstanidir. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak yüksek hakikatleri cami olduğundan şiirin hayalatından müstanidir. Kur'an neyden konuşuyorsa hakikattir. Tahmin değildir. Acabalı değildir. Bana öyle geliyor değildir yani. Alemler Rabbinin sözü olduğu için Celle Celaluhu söylediği hakikattir. Şiir ise, şiir nedir? Beşer sözüdür. Bana öyle geliyordur. Ben öyle hissettimdir. Veya işte şiirin tarzında da bu vardı. Üstad Hazretleri bir yerde de onu eleştiriyor. Yani sıradan olanı önemsemez. Onu böyle ne yapar? Mesela sevgilisinin saçından bahsediyor. İşte yıldızlardan bilmem sana taç yapayım. Bilmem işte güneş şöyle alayım yanağına takayım. Kulağına bilmem ne yapayım. Öyle bir bahsediyor. Bak, beyan çok şey gibi böyle. O onu yapacak, bunu yapacak bilmem ne. Yüzün bilmem neye benziyor falan filan. Ama hakikatte bunlar hakikat mi? Yok ya, hepsi saçmalık. Belki görsen o kızı lan diyeceksin, buna mı yazmış bu şiiri? Bu o kadar övdükleri bu muymuş diyeceksin. Neden? Çünkü sıradanın alıcısı az. Onun için. Sıradanın alıcısı az dünya anlamında. O sıradanı köpürtüyor. Sinemada köpürtüyor. Mesela bir dövüş sahnesi izliyorsunuz sinemada.
Ya diyor, ne kapışma arkadaş işte, o onu karşılıyor, ona geliyor işte. Bir de bu Çinlilerin eskiden biz çocukken izlediğimiz kung fu filmleri vardı, dans gibiydi. Hüttü hüttü falan böyle, ve 3-4 kişiyi falan dağıtıyor falan. Ya ama böyle mi gerçekte? Bazen profesyonel dövüşçüler bu filmlerdeki dövüş sahnelerini tenkit ediyorlar. Videoları var YouTube'da, böyle olur mu diye. Adam diyor ya böyle olamaz diyor mesela. O kadar birbirlerinin yumruğunu karşılamak gerçek kavgada diyor mümkün değildir. O kadar uyanamazsın diyor karşıdakinin darbelerine. Genelde diyor dövüşler güreşe döner diye, yerde devam eder diyor, profesyonel dövüşler diyor. Onu karşıladın, buna tekme attın falan, bu diyor zordur. Veya işte gösteriyor, dövüşçü bir vuruyor arkadaş, adam işte uçuyor falan. Ya diyor bu şekilde bu kadar güç alamazsın diyor. Vardır arkadaşlar öyle videolar, bakınız. Bak sinemada öyle abartıyor. Neden? Müşterisi öyle onun. Sıradan olanı gösterse, aa işte şey gibi, bu sanat filmlerinde olduğu gibi izlerken böyle uykunuz geliyor, düşüyor böyle. Niye? Gündelik hayat gibi orada her şey. Albenisi az. Ama işte havadan birisi uçtu, gökten UFO indi, yerden bomba patladı. Bunları gördüğünüz zaman o diyor bu izlenir falan, bu normal hayatta olmuyor bunlar. Bakın sanatların hepsi böyle. Albeniyi bu şekilde kazanıyorlar ve bize de bu arada alışkanlıklar kazandırıyorlar. Mesela şey diyor, Kemal Sayar Hoca bir kitabında diyordu bunu. Modern insanın dikkat dağınıklığının büyük sebebi bu işte filmlerdeki hareketlilik. O kadar hareketli şeyler izliyoruz ki filmde, gündelik hayat bize çok şey geliyor, sıradan geliyor. Yani 3-4 saniyede bir sahne değişmesi lazımmış gibi. Kadraj değişmesi lazım gibi. Çünkü filmlerde öyle ya. Kamera oradan geçiyor, buradan geçiyor. Adam bir hareket yapıyor falan filan. Bir sürü şey oluyor. Ama gündelik hayat öyle değil ki. Gündelik hayatta dışarı çıktığın zaman hayat sakince. İşte senin gözün bir kadraj. Böyle gidiyor. O diyor biz artık tatmin etmez oluyor kendi gündelik yaşamımız. Bak ahlakımız, alışkanlığımız da bozuluyor. Normal hayat bile bize yetmez oluyor. Gibi gibi dertler var. Demek ki bak, bu bilgi üretim tarzının sonucu olarak bizim hayatımızı akseden bir şey. Kur'an her şeye ayettir diyor, ayettir diyor. Hiç kimsenin birbirisiyle yarışmasına gerek yok. Hepimiz harikalar diyarında yaşıyoruz. Hepimiz Cenab-ı Hakk'ın orijinal eserleriyiz. Ahmet olmakta Ahmet tek. Benim gibi ikinci bir Ahmet yok. Kimle yarışayım? Gerek yok ki, Ahmetliğimde zaten yarışmama gerek yok. İşte başkası başkası, Mehmet Mehmet, Veli Veli, Ali Ali. Onlar da Allah öyle orijinal yaratmış. Herkes kendi kulvarında, aynı pistte değiliz. Kendiliğimiz üzerindeyiz. Ama böyle demiyor işte felsefe. Felsefe bize böyle kahramanlar sunuyor. Biz de onlar gibi olmak istiyoruz. Yukarılarda onlar gibi olunamayacak eşik insanlar, popüler insanlar ufukta duruyor ve bu da bizde bir tatminsizlik oluşturuyor. Biz onlar değiliz çünkü. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak yüksek hakikatlere cami olduğundan, şiirin hayalatından müstağnidir. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesindeki kemali intizam ve nizam ve intizamı ve Kitab-ı Kainat'taki intizamat sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki. O bir saat olmuş zaten, buraya hiç girmeyeyim. Aslında niyetim bugün burayı da konuşmaktı. Fakat altından kalkamayacağız bu kalan saniyelerde gözüküyor. Çünkü burası benim üzerine konuşmak istediğim bir paragraf. O yüzden arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle inşallah bir dahaki dersimizde bu paragrafı konuşuruz. Ayetlerin her bir necmi vezin kaydı altına niye girmiyor? Burada Bediüzzaman Hazretleri yıldızlar örneği veriyor. Bu yıldızlar örneğinin Kur'an'da ne ilgisi var? Uzay örneğinin Kur'an'da ne ilgisi var? Onu bir dahaki derste anlamaya gayret edelim. Yine Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle, bu hakikatleri bize hidayetiyle, bildirmesiyle biz de kendi dilimizden inşallah hata etmeden açıklıyoruzdur. Cenab-ı Hak taksiratımızı affetsin. Siz de beni uyarın öyle bir halt yersem. Ama aklıma gelenleri sizinle paylaşmak istiyorum. Ne diyelim? Bir dahaki derste yine bu hakikatleri görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahmenil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.